Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Efendim her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanına soracağız. Bugün çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Borşen Boru Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürü Egemen Adıbelli. Egemen Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum Hidayet Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler deyiz efendim, teşekkür ederiz. Tabii ki sektör hakkında konuşacağız fakat öncesinde sizleri bir tanıyalım. Evet, ben Egemen Adıbelli. 34 yaşındayım. Adanalıyım. İlk ve orta öğrenimimi Adana'da tamamladım. Harran Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandım akabinde. Sonrasında Amerika, Boston'da yaklaşık bir 3 aylık dil eğitimim oldu. Üniversitenin son döneminde de Polonya Bialystok şehrinde Politeknika Üniversitesi'nde ihtisasını tamamlamış oldum. Üniversiteden sonra Adana'ya dönüşümde bir 4-5 ay kadarlık uçuş okulunda, Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda orada bakım onarım mühendisliği yaptım. Sonrasında malum Adana hani Türkiye şartları askerlik serüvenim oldu. İlk başta bir daha komando okulunda 3 ay eğitim yaptım. Sonrasında Hakkari Şenliğine de yedek subay olarak devam ettim. Askerlik bittikten sonra Adana'ya geri döndüğümde 7-8 aylık bir süreçte teneke kutu üretimi yapan, ayrıca gazoz kapağı üretimi yapan bir özel sektörde satış, satın alma, üretim, kalite gibi departmanlarda görevler aldım. Sonrasında şu anki şirketim Borşen Boru'yla tanışma fırsatımız oldu 2015 yılının sonlarına doğru. Buraya satış mühendisi olarak giriş yaptım. 2 yıl sonra müdür yardımcısı oldum. 3 yıl sonrasında ise bölge müdürü olarak göreve devam ettim. Evliyim, bir oğlum var. Allah Şu an bağışlasın. bu şekilde devam ediyoruz. Efendim çok Teşekkürler. güzel tebrik ediyoruz. Müthiş bir kariyer gerçekten. Peki size Teşekkürler. neden bu sektör diye sorsam? Neden bu sektör? Şöyle, özellikle paslanma sektörü Borşen Boru'yla çok köklü bir firma. Hatta şu an yani 40. yılımızı tamamlayacağız bu yıl. 2000 yani 1983'te kurulan bir firma ve bütün sektörlere de hizmet ediyor. O yüzden bu sektörü seçtim. Pekala efendim. Borşen Boru olarak biraz bize verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Şöyle Hidayet Bey, Borşen Boru paslanmaz çelik dikişli diye tabir ettiğimiz TİK ve lazer kaynaklı krom boru üretimi yapmaktadır. Çaplara baktığımız zaman 19 milim ile 219 milime kadar üretim yapmaktayız. Ayrıca çekme diye dikişsiz boru, kutu profil ve fittings malzemelerde. Fittings malzemeler işte dirsek, redüksiyon, T, dişli gruplarımız var, manşon, nipel. Bu tarz ürünlerde hizmet vermektedir. Yaklaşık 20 bin kalem ürünümüz mevcut. Ve Borşen Boru hem endüstriyel hem yüksek basınçlı sistemler hem de gıda sektöründe hizmet vermektedir. Çok Yani güzel. yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Ayrıca yüksek basınçlı sistemlerde Hamnet marka grubun Orta Doğu ve Türkiye, hijyenik gruplarda Alfa Laval markada gözetleme camı olsun, vana grupları olsun Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız. Ek olarak kendi patentli bir ürünümüz var, Enox adı altında. Nedir efendim Enox? Enox şöyle yine aynı hani bizim diğer distribütörlüğünü yaptığımız malzemeler gibi aynı kalite standardında kendi adımıza üretilen ürünler. Yine aynı şöyle söyleyeyim yine aynı kalitede. Hani biz Borşen olarak her zaman kalitemizi ön planda tutuyoruz. Bunun için hani hatta kendi test laboratuvarımız da var. Çok güzel. 17025 akreditiye sahip. Burada gerekli yüzey pürüzlülük olsun, korozyon olsun, radyasyon olsun, bükme, eğme gibi testlerin hepsini Borşen kendi bünyesinde yapıyor. Ayrıca KOSGEB gibi dışarıdan da hizmet veriyoruz. Yani paslanma sektörü işin içine girince derya deniz aslında. Baktığınız zaman kalite olarak ben bahsedeyim. Bizim ürettiğimiz ürünlerde 304L, 316L gibi ürünler var kalite olarak. Bunlar tabii içeriğindeki nikel oranı, işte krom oranı, molibden oranı bunlar hep işin malzemesinin kalitesini belirtiyor.
Buna göre de tabii ki malzeme dayanımımız devam ediyor. Ek olarak borşen boru baktığınız zaman hani bünyesindeki arkadaşlar, hani biz üretim yapıyoruz, ithalat evet. yapıyoruz, ihracat evet. yapıyoruz. Çok. Özellikle satış ekibimiz Hı-hı. genelde mühendis kadrosu. Hı-hı. Ve bu şekilde de müşterilerimizden gelen taleplerde en azından aynı dili konuşabiliyoruz bir şekilde. Hı-hı. Anladım. Çok güzel efendim. Evet. Pekala, şimdi biraz tarıma geçeceğiz. İzniniz, evet. müsaadeniz olursa. Dijital kart vizitinizde işletme, tarım ibarelerini de gördüm. Bunlardan bahsedebilir miyiz biraz? Tarımın gelişimi için sizce ne yapılmalı? Şöyle, şimdi normalde tarım tabii ki ülkemizin geleceği. Hı hı. Tarım sektörüne ilgimse şu şekilde, ailemden dolayısıyla aileden geliyor. Var. Evet. Yani annem ev hanımı, babam da hı hı. hani köyde yaklaşık bir 4 dönem muhtarlık yaptı. Ayrıca şu an faal olarak çiftçilik yapmaktadır. Bundan dolayı ben hani özellikle makine mühendisinden sonra hı hı. tarım, ayrıca işletme bölümlerinden de mezun oldum. Yani o şekilde de ilerlemeni yaptım. Tarımla ilgili yani Türkiye'de biraz destekler az maalesef. Şöyle az, şimdi çiftçiler üretim yapıyor. Mesela örnek vereyim, bu yıl karpuz para etti diyelim. Yani iyi fiyatlara satıldı diyelim. Gelecek yıl herkes karpuz ekiyor bir şekilde. Evet. Düzensiz bir ekim oluyor. Böyle de ne oluyor? Gelecek yıl maalesef karpuz fiyatta biraz düşüşte oluyor. Hı hı. Yani çiftçiye baktığımız zaman hani girdilerimiz özellikle hani gübresidir, tohumudur, ilacıdır, işte yakıt masrafları, işçi maliyetleri hı hı. çok fazla artarken kazanç maalesef düşüyor. Şöyle olabilir, hani denetimli bir tarım olabilir. O da aslında en son Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir açıklaması oldu. Genel tarım sayımı ilerlemesi yapılacağını hı hı. söyledi. Bu en son ülkemizde 2001 yılında yapılmıştı. Umarım faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Pekala, neden satış departmanı diye sorsam size? Yani satış profesyonelliği nedir? İsterseniz önce bir onu açalım. Evet. Daha sonra neden satış? Buraya da girebiliriz. Şöyle, satış profesyonelliği kesinlikle hani ilk olarak işinize hakim olabilmek. İşinizi takip edebilmek. Hı hı. Satış yaptıktan sonra hani işin orada bitmediğini, hı hı. o işin devamının geleceğini her zaman bilmektir. Satışı neden seçtim? Satış şöyle, bana göre kendinizi geliştirebileceğiniz en iyi departman satış. Neden? Çünkü insanlar daha doğuştan, bebek mesela ağlar. Neden? Hı hı. Hani bir bebek ne ister? Emzik ister, biberon ister. Evet. Kendini hani tabiri caizse pazarlar bir evet. şekilde. Şimdi sonrasına baktığımız zaman kendimle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Biz Adana'da Karataş ilçesinde yazları kamp yapardık küçükken hı hı. ailemle beraber. Orada işte 6-7 yaşlarında ağaç dallarından bir merdiven yapmıştım ve babama satmıştım. İlk satışım i̇lk orada satışın, başladı. İlk satışı babanıza yaptınız. Evet, aynen öyle. Ya şöyle, satış gerçekten çok eğlenceli. Evet. Özellikle baktığınız zaman hani bir malzemenin özellikle satarken bütün detaylarını bilmeniz lazım. Yani bu bir çorap olsun, bir iğne olsun. O ne işe yarar, nerede hı-hı. kullanabilirsiniz? Bunun detaylarını bilmeniz lazım. İkinci olarak müşteriniz bir talepte bulunuyorsa eğer, o müşteriye bu ürünü neden alması gerektiğini hı-hı. bir şekilde ifade etmeniz lazım. İfade ederken bu neden kasıt? Yani geçenlerde bir video izlemiştim. İşte gözü görmen engelli bir arkadaş hı-hı. oturuyor. Hani para yardımında bulunmak hı-hı. istiyor. Orada mesela bir yazı yazmış, işte gözlerim görmüyor, bana yardım eder misiniz? Oradan bir kız geçiyor, kız çocuğu. Bakıyor, yazıyı değiştiriyor. İnsanlar bu kez para yardım yapmaya başlıyorlar. Tabii arkadaş hissedebiliyor paraların geldiğini, hı-hı. gözü görmüyor ama. Kızı yakalıyor bir şekilde, soruyor ne yazdın diyor. Oraya şöyle yazmış, bugün hava çok güzel olmalı. Hani keşke ben de görebilseydim. Hmm. Mesela ifadeler gerçekten çok farklı kapılar açabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. Hani satış tarafının müşteri, depo, sevkiyat bunlarla köprü olması lazım bir şekilde. Profesyonelliğe geldiğimiz zaman ise örneğin sattığınız ürün 1 TL olsun veya 1 milyon TL olsun aynı hazzı alabiliyorsanız
olmuşsunuzdur demektir bana miktar göre. Miktar önemli değil diyorsunuz. Aynen, yani aynı hazı alıyorsanız hı-hı, satış profesyoneli bu şekilde ilerleme yapar. Ayrıca kemik müşteriler çok önemlidir. Onları hani ara sıra aramak, ziyaret etmek gerekir. Hı-hı. Mevcut portföyün dışında tabii ki yeni müşteriler kazanmak lazım ama özellikle kemik müşteriler üzerine durmak lazım. Ayrıca en önemli konu bence satış profesyonelinin şu şekilde ilerlemesi lazım. Eğer bir müşteri ondan memnunsa kendi yakın arkadaşlarına kendini referans göstererek size yönlendiriyorsa olay bitmiştir diye düşünüyorum. Peki bir satış profesyonelinde hangi özellikler olmalı sizce? Şöyle en önemlisi işini takip edebilmeli. Hı hı. Her ne olursa olsun. Yani bir teklif verdikten sonra veya bir siparişi aldıktan sonra hı hı, her zaman müşterinin hani önemini arz eden, ona bir şekilde kendini ifade etmesi lazım. Yani kendini iyi ifade edebilen. Az önce verdiğiniz örnekte de aslında dili de iyi kullanabilen değil evet, mi? Evet. Tabii ki yani dili iyi bir şekilde kullanacak, network'ü çok geniş olacak. Hı hı. Yani bu zaten sadece satış dediğimiz zaman yani olaya şöyle at gözlükleri gibi bakmamak lazım. Hani bu insansın sonuçta, şaşar beşer. Tabii bütün ki. Doğa olayları evet, olabilir. Aramak lazım, bir geçmiş olsun demek değil lazım. Mi? Veya hayatla ilgili tuttuğu takımı bile tabiri caizse bir şekilde bilmek lazım. Hani önemsediğinizi kendilerine göstermemiz lazım bir şekilde. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Evet, rica Egemen Bey. ederim. Peki kariyerinizi dinledikçe bu soruyu da sormadan edemeyeceğiz. Geleceğe dair firmanızın veya sizin vizyonunuz nedir? Şöyle Borsen Boru teknolojiyi an be an takip etmektedir. Hı hı. Bizler özellikle hani üretimden bahsettim. Ürettiğimiz borularda kullandığımız bir eddy current diye cihazımız var. Bu cihaz manyetik akımlarla üretim esnasında oluşabilecek sıkıntıları önden teşhis ediyor ve hemen malzemeyi ayırabiliyor. Bundan dolayı biz teknoloji ne kadar ilerlerse Borsen olarak hedefimiz daha fazlasını ilerletmek. Çünkü neden? Borsen Boru özellikle üretici kimliğiyle yani şu an yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim kapasitemiz var. 20 bin kalemden fazla ürünümüz var stoklarımızda, o bahsettiğim ürünler. Ayrıca Borsen Boru baktığınız zaman Türkiye dışında 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma konumunda. Biz istiyoruz ki hani iş kapasitemizi artıralım, üretimlerimiz artsın, ihracatlarımız artsın. Hani ülkemizi de dışa bağımlılıkta biraz daha geri plana çekelim düşünüyoruz. Çok güzel efendim. Pekala, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle hani benim bu zamana kadarki en büyük tecrübem kesinlikle hani en büyük hazinenin sağlık olduğunu düşünüyorum. Muhakkak. Hatta sağlıkla ilgili Muhip yani Kanuni Sultan Süleyman'ın çok güzel bir sözü vardır. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Der. Yani buradaki meali sizler de tabii tekrar ettiniz. Hani dünyada hükümdarlıktan daha yüksek bir mertebe yok. Ama o hükümdar bir nefes sıhhate sahip değilse her şeyi boş gerçekten. Çok güzel açıkladınız. Evet öyle, teşekkür ederim. Şimdi baktığımız zaman insanlar hep başarı istiyor. Yani başarı nasıl olur? Bence bunun 3 tane altın kuralı var. Bunlardan birincisi bahsettiğimiz hazinemiz sağlık. Olmazsa olmazımız. İkincisi rahmetli Sakıp Sabancı'nın dediği gibi çalışmak, çalışmak, çalışmak. Üçüncüsü ise sabır. Şimdi baktığımız zaman hani hiçbir şey zor değil aslında. Şimdi ben birkaç örnek vermek istiyorum. Ben böyle çevremde de konuşurken böyle örneklemelerle yaparım. Çok daha akılda kalıcı olur. Çok evet, da iyi bir iletişim yöntemidir. Kesinlikle. Özellikle Confucius'un bir sözü var. Diyor ki hiçbir şey diyor karanlık bir odada kara bir kedi aramaktan zor değildir diyor. Özellikle o odada kara bir kedi yoksa gerçekten zor değil. Hiçbir şey için hani geç değil, pes etmemek lazım. Mesela Tolstoy'un bisiklet teoreminden bahsetmek istiyorum. Tolstoy 69 yaşındayken doğum gününde arkadaşları bisiklet hediye ediyorlar. Bisiklet hediye ettiklerinde daha Tolstoy o zamana kadar bisiklet sürmeyi bilmiyor. Ve 69 yaşında bisiklet sürmesini öğreniyor. O yüzden hiçbir şey için geç değil. Asla pes etmemek lazım. Her zaman öğrenmeye açık olmak lazım. Mesela
ünlü ressam Michelangelo'dan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir cümlesi var. Ancora imparo. Yani I'm still learning diyor. Yani ben hala öğreniyorum dediğinde tam tamına 89 yaşında. Değil mi? Öğrenmenin yaşı yok. Yani hiçbir şey için üzülmemek lazım. Evet. Hani ne dembaki gambaki diyor ya. Yani Mevlana'dan da bir örnek verelim. Sen yola çık diyor, yol sana görünür bir şekilde. O yüzden arkadaşlarımıza baktığımız zaman hani başarının merdivenleri bir şekilde aşılıyor ama bunun için tabii ki emek istiyor, sabır istiyor, özveri istiyor. Baktığımız zaman iyi niyet önemli. Yani bakıyorsunuz şimdi nezaket, insanlar maalesef nazik değil artık ama evet. Nezaket aslında hani tamam para kazandırmaz ama emin olun her şeyi satın alır. Bu çok önemli. Bakıyoruz insanlarda böyle biraz hani kendiyle savaş var. Aslında en büyük problemimiz o bence İdai Bey. Yani insanların kendisiyle savaşı. Zaten o savaşı yendikleri zaman en kutsal savaştır bu gerçekten. Ve sonrasında kendi sınırlarını aşmak. Bunu da ben en büyük zafer diye nitelendiriyorum. Çok güzel. İnsanlar böyle yapınca şimdi tabii gençler izliyorlar şimdi onlar da bakıyorlar. Hani sınırlarını aşmak derken bu hani farklı ülkelere böyle beyin göçü demek istemiyorum tabii ki. Şimdi ben örnek vereyim. Hani ben yayının başında bahsettim. Hani birçok ülkede bulundum. Hani Amerika'da Washington DC, New York, Boston, işte Chicago tarafları, Avrupa'da özellikle işte İspanya'dır, İtalya'dır, Çek Cumhuriyet, Macaristan, Avusturya, Slovakya. Her yeri gezdim ama ülkemiz gibisi yok. Yani gerçekten ülkemiz cennet gibi. O yüzden bunun değerini bilmemiz lazım. Özellikle hani takip eden arkadaşları, böyle iş ortamında yükselmek isteyen arkadaşları, yani en büyük tavsiyem ilk olarak hani biraz kitap okuyup o bilgi dağarcıklarını aşarak, yani kitap okumak derken bu gazete, dergi okumak değil. Orada bir derin okuma konusu var. Kitap okuduğunuz zaman onları aşmış oluyorsunuz. Bu şekilde kendilerini geliştirerek ülkemize nasıl faydalı olabilirler? Onun peşinde olsunlar. Bizler çünkü bu yüzden buradayız ve elimizi bir şekilde taşın altına koyuyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde olacağız. Efendim açıklamalarınız çok kıymetliydi, çok değerliydi. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim Hidayet Bey. Yani şunu eklemek istiyorum. Ben tabii. Yayınınızı severek takip ediyordum. Teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hani bundan sonra size de iyi çalışmalar diliyorum. Hani ben buradan tabii bu zamana kadar bana destek veren işte annem olsun, babam, aileme, tabii her başarılı bir erkeğin arkasında bir eş vardır. Değil mi? Eşime, oğluma, çalışma arkadaşlarıma, herkese selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Bizlerden de selam olsun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Borşen Boru Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürü Egemen Adıbelli'ydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.